Çok uzun bir geçmişim var benim Twitch'le. Hesabım Twitch'in adı Twitch değilken açıldı. 2009 yılında açtım ben bu hesabı. İlk yayınımı 2010'da yapmış olmam lazım Twitch platformu üzerinde. Çok uzun yıllar geçirdim burada. Çok uzun para kazanmadığım yıllar geçirdim. Şimdi kazandığım 3-4 yıldır kazandığım paraya göz diken insanlar var biliyorum. Siz de haklısınız belki, bilmiyorum. Belki ben olsam ben de o adam para kazanıyor derdim ama uzun yıllarda öğrenci evinde bir yandan okuyup bir yandan çalışıp bir yandan Twitch'te yayın yaptığım yılları hatırlıyorum. Hepsi böyle bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor yani. Almanya'daki zamanlarım, Polonya'daki zamanlarım. Biz ayın 5'ine kadar greve girmiştik. Çünkü içinde bulunduğumuz platformda pis işlerin dönmesinden hiç haz etmiyoruz. Etmedik. Bu zamana kadar da hep dile getirdik fark ettiğimiz şeyleri. Bunlar her zaman işte polemik yaratma, prim kasma gibi aptal aptal, salak salak, kenar mahalle muhabbetlerle küçümsendi. Ancak geldiğimiz bu noktada bazı şeyler artık kanıtlandı. Twitch'in sızdırılan verilerinden sonra ve itiraflar edildi. Pek çok ekibin içinde pek çok kişi bu işe bulaşmış, bir şekilde maşa olmuşlar. Bizim tabii asıl sıkıntımız Twitch'le. Çünkü bu noktada suçunu itiraf eden insanların kanalları bile kapanmadı. Bu noktada bu işe bulaşan insanların 3-5 tane Night Online oyuncusunun, bizim gibi basit insanların ortaya çıkarabildiği bu olayların Twitch nezdinde hiçbir karşılığının olmaması, hiçbir şekilde yaptırım uygulanmaması kimseye ve platform üzerinde bize bu konuyla ilgili hiçbir dönüş olmaması, platform üzerinde veya arkasında, bizim canımızı aşırı derecede sıktı. Çünkü bu işe bulaşan insanlar ya da onların yakınlarındaki insanların hep bir savunması oluyor. İllegal olsa Twitch kapatırdı. İşte kötü bir şey olsa Twitch izin verir miydi? Ben artık bıktım bundan. Bıktım yani, gerçek manada bıktım. Türkiye'de bot satılan siteleri kalkıp ben Twitch'e bildirdiğimde "Aa, bunların hepsini topla da bize gönder" denmesinden bıktım. Türkiye'de bit üzerinden kredi kartı, çalıntı kredi kartlarından para aklanınca ortaya çıkardığımızda Twitch'in asla bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmamasından bıktım. Bu platform üzerinde kötü şeyler dönmesinden bıktım. Bu platform bugün Türkiye'de buradaysa ben tırnaklarımla kazıdım bu platformun buraya gelmesi için. Benim çok eğlendiğim bir platformdu burası. Yani ben burada aslen insanların o gün yaşadıkları bunalımlardan kurtuldukları ve dünyadan uzaklaştığımız saf, temiz ve eğlendiğimiz bir ortam olarak bakıyordum buraya. Gerçek hayatta zaten o kadar fazla yolsuzluk, o kadar fazla adam kayırma, o kadar fazla pislik, iğrençlik, işte raconlar, mafyacılıklar, iğrenç insanlar, o kadar itiş kakış var ki zaten. Yani biz bundan kaçmaya buraya geliyorduk. Burası da aynısı oldu. Yani ben artık hem öyle oldu, hem gerçek hayattaki gibi aynı zamanda ağzımıza sopa da vuruldu. Yani bu olaylarla ilgili konuşmak da bir nevi tehdit meselesi oldu. İşte sen kitlemi yönlendiriyorsun, sen bana harassment yaptın, ben seni Twitch'e şikayet edeceğim. İşte bilmem ne, Twitch seni banlasın.
Yani bu da artık bir tehdit unsuru haline geldi. Yani kişilerle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bugün konumuz kişiler veya gruplar değil ama söylediğiniz şey doğru da olsa yalan da olsa fark etmiyor. Oyunu kuralına göre oynayıp kapalı kapılar ardından istediğiniz her pisliği yapıp bu ekranlarda gülüp hehehe arkadaşlar merhaba nasılsınız? Ben de sizi çok seviyorum. Aile izlediğiniz sürece ne kadar pis olursanız olun başınıza hiçbir şey gelmiyor bu platformda. Ben bundan çok sıkıldım ve bu konuyla ilgili konuşamamaktan da çok sıkıldım. Ve yani mutlu değilim. Yani bu saatten sonra hiç mutlu değilim. Olaylar bu seviyeye gelmezdi. Yani tweet çıkıp Türkçe bir tweet yayınlasa. Bir tweet ya. Arkadaşlar ilgileniyoruz. Gerekli bilgileri Türkiye'de kolluk kuvvetleriyle ortak çalışma yaparak sunacağız. Platformumuzda bu pisliği temizleyeceğiz. Gel bakayım kardeşim sende ne var bilgi? Tamam eyvallah. Gel bakayım kardeşim sende ne var? Eyvallah. Tamam beraber çalışalım bu pisliği temizleyelim deseydi. Bugün burada olmayacaktık. Ama artık ben sıkıldım yani. Hakikaten söylüyorum. Benim burada 11 yılı aşkın sürem var. Bu platformda. Benim Twitch'te bir muhatabım yok yani. Yanlış anlamasın o haber sayfası. Bunu yanlış anlamayın lütfen. Yani 8000 takipçili Player Bros diye bir haber sayfasına demeç vermiş Twitch yetkilisi. Abi sen neredesin? Abi sen neredesin? Neredesin ya? Neredesin yani? Benim bilgilerim yok mu sende? Bu yayıncıların bilgileri yok mu sizde? Siz neredesiniz? Bizim datalarımız çalındı, her yere sızdırıldı. Bizim kazançlarımız sızdırıldı. Siz neredesiniz? Burada ne olaylar dönüyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Siz neredesiniz abi? Siz nerenin çalışanısınız? Ben artık bu konuyla ilgili yeterince doydum arkadaşlar. Yeterince doydum ve çok sevdiğim, çok emek verdiğim, gerçekten buraya o oyuncu kültürünü, globaldeki internet kültürünü Türkiye'de internete taşıyabilmek için çok uğraş verdiğim, çok çaba verdiğim, internet çocuklarını bir arada tutmaya çalıştığım bu platformda artık ben mutlu değilim. Tamamen şirket kafası ve beceriksiz bir şirket kafası yürüyen bir ortamda ben kendimi hiç mutlu hissetmiyorum arkadaşlar. Son bir yıldır da fark etmişsinizdir. Konuşamamaktan artık çatlayacağım yani. Gördüklerimi söyleyememekten kendimle barışık olmayı unuttum. Yani ben böyle birisi değilim. Ben gördüğü yanlışı o anda söylemesi gereken bir insanım yani. Bunu söyleyebilmem lazım. Yoksa yaşayamıyorum. Yani kendimle yaşayamam. Ben adaletsizlik gördüğümde konuşabilmem lazım. Bu platformda elimde bir tek o kalmıştı. Onu da aldılar elimden. O yüzden yani hem bu platform içinde hem bu platform dışında yapılan pislikler ve Twitch'in bize hiçbir konuda yardımcı olmaması, hiçbir konuda destek olmaması, hiçbir konuda bizi dinlememesi, hiçbir konuda bizim muhatabımız olmaması. Arkadaşlar ben dün akşam YouTube'u aradım. YouTube'dan kendime muhatap bulabiliyorum. Facebook arıyorum, Facebook'tan muhatap bulabiliyorum. Twitter arıyorum, Twitter'dan kendime muhatap bulabiliyorum. 11 yıldır bu platformdayım ben ya. 11 yıldır bu platformdayım. Bu platformda ben kendime muhatap bulamıyorum arkadaşlar. Benim bir muhatabım yok. Derdimi dinleyen yok. Halimi hatırımı 3 aydır yayın açmıyorum. Bir kişi de gelip sormadı. Sen niye yayın açmıyorsun? Türkiye'deki en büyük yayıncılarımızdan birisisin kardeşim. Derdin nedir diyen olmadı. Çok ciddiyim ya. Çok ciddiyim arkadaşlar. Son derece mutsuzum. Ama benim Twitch'le sözleşmem var. Mayıs ayına kadar. Yaklaşık 3 aydır da yayın açmıyorum. Yayın açmadığımda para kazanmıyorum. Şimdi çok diyorsunuz ya böyle yayıncılar da iyi para kazanıyor. Bunların da ne parası var, çok parası var bilmem ne. Benim zaten ne kadar para kazandığımı gördünüz. İnternette Twitch sağ olsun. Ortalarda dolaşıyor ne kadar para kazandığımız. Gerçi o kadar kazanmadım çünkü
sözleşmem var. Bunu da en son söyleyen ben oldum. Tabii ki tahmin etmişsinizdir Twitch'le sözleşmem olduğunu. Ben etik kuralları dahilinde işle ilgili hiçbir şeyi burada yansıtmayı doğru bulmuyorum. Ama bunu şunu bilmenize hakkınız olduğunu düşünüyorum. Bunu bilmeye hakkınız var. Yani izleyicilerim olarak, çünkü kendi akıbetimle, geleceğimle ilgili size anlatmam gereken şeyler var. Twitch'le sözleşmem Mayıs ayına kadar sürüyor. Eğer sözleşmeyi feshedebilirsek başka bir platformda yayın açmaya devam edeceğim. Feshedemezsek oturup tekrar düşüneceğim. Bu kadar mutsuz olduğum bir platformda yayın açmaya devam etmek ister miyim, istemez miyim? Orasını tekrar düşüneceğim. Ama arkadaşlarım burada kalmak istemiyorlar. Rekit ekibi burada kalmak istemiyor. Onlar da benimle aynı mutsuzluğu paylaşıyorlar. Bütün ekip olarak böyle hissediyoruz. Çünkü dediğim gibi yani mesele ciddi manada şey değil artık yani. Biz çok hakikaten söylüyorum yani on bir koca yıl ya. Yani 3 aydır yayın açmıyorum arkadaşlar. Kimse de gelip sen niye yayın açmıyorsun demedi bana ya. Hepsini geçtim. Yani ben zaten bundan bir ay önce bu Night Online'cıların bulduğu datayı Twitch'e bildirdim. Geldik bu noktaya. Artık meclise taşındı konu. Soruşturmalar geçiyor. Yani Twitch'ten çıt. Ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Ha Türkiye umurlarında değilse, yani biz parayı kazanırken yarısını almayı biliyorlar komisyon olarak. Ben o zaman daha fazla burada bulunmak istemiyorum. Çünkü yani komisyon olarak paranın yarısını alıyorsan platform sağlamak dışında başka hizmetlerin de olması lazım. İşbirlik bunu gerektirir. Yani biraz iş bilmen gerekir. Başka hizmetlerin olması lazım. Ya ilgilenmen lazım. Hadi server getirmediniz bari kişi seviyesinde ilgilenseydiniz yani. Kişi seviyesinde ilgilenmediniz bari bunca tantana koptu. Dönüp bir şey deseydiniz ya. Hadi bir şey demediniz. Kamera arkasında gelip ilgilenseydiniz. Yani bir ülkede senin platformunla ilgili kara parayla, aklamayla ilgili en çok izlenen yayıncılarından birisi gidip savcılığa ifade veriyor. Bilgisine başvuruyorlar. Sen gidip sormuyorsun kardeşim ne oldu diye. İnsanlar yayınlar açıp ben bunu yaptım ne olacak? Ha, ne olacak lan bana hırsız diyenin anasını sikerim diye yayın açıyor burada. Küfürler ediyorlar. Ve biz bunu sineye çekmek zorunda kalıyoruz. Yani biz dürüst insanlar olarak dürüstlüğümüz mü cezalandırılacak? Burada da mı yani? İnternette de mi? En özgür olmamız gereken, en mutlu olmamız gereken, her şeyden kaçtığımız ortamda da günlük hayatın içinde yaşadığımız pislikleri, liyakatsizliği, adaletsizliği ben burada da yaşamak zorunda mıyım ya? İstemiyorum yaşamak. İstemiyorum. İsteme bak ben yayın açmıyorum. Ben yayın açmıyorum abi. 6.300 tane subscriber'ım var. Ben yayın açmıyorum. Bu benim ölü halim. Bu benim ölü halim. 6.300 tane subscriber'ım var. Yani insan der ki ne oluyor abi? Ne oluyor yani orada? Ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor der insan. Ne oluyor der yani? Yok. Ha bu saatten sonra bu platformun ne beni ne de ekip arkadaşlarımı hak ettiğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra dediğim gibi sözleşmem var. Devamında ne olur? Nasıl anlaşabiliriz? Twitch'te muhatap bulursak sözleşmeyi konuşacağız ama muhatabımız yok yani her zamanki gibi. Yani olay bu arkadaşlar.